Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz diyot. Diyotun artısı eksisini öğrenmek. Uygulamada nasıl bağlanır? Bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, diyodun artısını eksisini anlamak için uygulamada beyaz kısmının her zaman artı olduğunu bilin. Siyah kısmının da eksi olduğunu bilin. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Beyaz kısmı artı, siyah kısmı eksidir arkadaşlar. Simgeye geldiği zaman da dikey çizgi katottur. Yani diyodun beyaz kısmı olan yer katottur. Sol tarafındaki yatay çizgi de anottur. Bu simgesi. Bizim simgeyle bir işimiz yok arkadaşlar. Bizim için ben projemi nasıl çalıştırırım? Bir tane trafonu nasıl yapabilirim ya da bir elektronik eşyamı nasıl çalıştırırım? Bizim için en önemli pratik yöntem uygulamada diyodun beyaz kısmı artı, siyah kısmı eksidir. Evet, yine çiziyorum. Beyaz kısmı her zaman artıdır arkadaşlar. Sizlere uygulamada kullanacağımız yöntem. Sağdaki trafo ise arkadaşlar, pratik olarak çizim üzerinde anlatan çizime göre yapacağım. Şimdi arkadaşlar, 24 voltluk bir AC trafomuz var. Diyotların beyazını, artısını AC trafomuzun AC girişine bağladık. Diyodun beyaz kısmını konduktörün artısına bağladık. Yani artı artıya bağladık. Diyodun eksi kısmını konusunun eksi kısmına bağladık efendim. Ve 36 voltu erittiğimizi almış olduk. Şu andaki o soldaki benim size uygulama, yani dedim ya hep her zaman uygulama, her zaman uygulama önemlidir arkadaşlar. Eğer benim anlattığım uygulamada herhangi bir problem olsaydı şu anda o kondüstör şu anda benim gözüme yüzüme patlamıştı arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki de aynı çizim üzerine. Hani diyorlar ya, hayır kardeşim, diyodun beyaz kısmı katottur, siyah kısmı da anottur diyorlar ya arkadaşlar. İşte bunu bu videoda sizin için hazırladım ve bu videoyu da uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi soldaki uygulama benim size anlattığım uygulamaydı, sağdaki tarafı ise arkadaşların anlattığı uygulama. Şimdi arkadaşlar, bizim için bu simgenin hiçbir önemi yok. Negatif, pozitif. Diyodun iki elementten oluşur. Bize bir faydası yok. Bilgi yararlı mı? Yararlı. Öğrenmeliyiz mi? Evet, öğrenmeliyiz. Ama en önemlisi bizim uygulama. Kimse sormuyor. Entegrinin içindeki, iç yapısındaki, dirençlerin, transistörlerin yapısında bilmem, NPN, PNPN. Bizi bağlamıyor ki arkadaşlar. Ben o entegreyi devreme nasıl bağlarım? Bizim için en önemli bu arkadaşlar. İşte benim şu andaki soldaki tarafı benim size anlattığım yöntem. Ama simge olarak da bu yöntem arkadaşlar. Yani çizimle uygulamayı karıştırmayın. Yani yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, soldaki tarafı eğer yanlış bir bağlantı olsa da şu anda yüzüme patlamıştı. Şimdi ilerleyen bölümlerde diğer sağdaki tarafı bağlayacağım. Göreceksiniz arkadaşlar, kondüstörün en fazla ömrü 3-4 saniye sürüyor patlaması. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz mesela fabrikadan çıkmış vaziyette diyotlar var. Dikkat ettiniz mi? Kırmızı bir şerit var. Bir de beyaz bir şerit var arkadaşlar. Hiç düşündünüz mü? Bunun için kırmızı yapmışlar, diğer tarafını beyaz yapmışlar. Şimdi arkadaşlar, kırmızının olması diyodun beyazı
her zaman kırmızıya bağlanır demek istiyor. Yani demek ki diyodumuz beyazı artı ki artıya bağlanıyor arkadaşlar. Burada kesinlikle yanılgıya düşmeyin. Yani fabrika bile bunu bize belirtmiş. Beyaz kısmını da eksi olarak belirtmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de en iyi anlama yöntemi arkadaşlar. Şimdi ölçü aletiyle benim uygulamadaki sistemi ölçüyorum. Şu anda 36 watt gösteriyor. Dikkat ettiniz mi? Plotları ters tutuyorum. Normalde ölçü aleti diyor ki sen diyor ters ölçüyorsun diyor. Sol taraftaki orta bir yatay bir çizgi var. Yani benim şu andaki kutupları yanlış ölçüyorum arkadaşlar. Demek ki benimse videonun başında anlattığım gibi ölçü aletimin protlarını diyodun beyazına tutup siyahını da diyodun eksisine tutsaydım ölçü aleti doğru ölçüyorsun. Senin trafon 36 volt diyor arkadaşlar. Böyle de öğrenebilirsiniz. Yani benim şu andaki anlatmış olduğum yöntem işte hiçbir simgisi olmayan ya da herhangi bir kabloda belirti bir işaret yoksa cihazını içine açamıyorsunuz. Ölçü aletinden de öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Normalde herkesin anlattığı uygulamayı deniyoruz. Tarafımız 17 volt 40 bir DC voltaj veriyor. Ben bunu aynı uygulamadaki gibi, yani benim uygulamam değil, projedeki uygulama gibi yapacağız. Şu anda diyodun beyaz kısmını projeye göre gittiğimizde katottu arkadaşlar. Şimdi katot nedir? Eksidir. Kondansatörün katot ayağı hangisidir? Eksi ayağı beyazdır. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar diyodun siyah kısmını anot demişsinizdi. Evet. Kondansatörün de anot kısmı da siyah kısmı. Onu da aynı şekilde diyoda bağlıyorum. Dikkat edin. Sakın bu uygulamayı yapmayın. Kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Şu anda burada videoyu keseceğim arkadaşlar. Trafoyu bağlayacağım elektriğe. Gelin bir bakın arkadaşlar neler olacak. Evet arkadaşlar. Şu anda elektriği takacağım. Son 2-3. Evet arkadaşlar. Şimdi normal simgeye göre bağladım. Dikkat edin. Diyodun beyazını, kondansatörün beyazına bağladım. Beyaz katot diyorlardı. İşte gelin size katot. Diyodun siyah kısmını anot dediler. Gelin size anot. Ve kondansatörün de anot kısmına bağladım arkadaşlar. Şimdi kesinlikle bu uygulamayı denemeyin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.